hakikat, kıyısı dibi bulunmayan büyük bir deryadır. O deryanın suyu ise baştan başa ateştir. Dalgası da inci. Ey can, bu hakikat ateş yağmurudur. Bir damlası yüzünden yeryüzü harabeye döner. Bir damlanın meydana getirdiği tufanda niceleri Nuh aleyhisselamla birlikte aynı gemiye biner. Niceleri de boğulur gider. İnsan topraktan yaratılmış. Vücudunda nice gökyüzü güneşi vardır. Orada nice güçlü, kuvvetli, kükremiş aslanlar, ceylanlar şekline girmiş, gizlenmişlerdir. İnsanın aradığı her şey, her şekil, her suret düşünceden meydana gelir. Gönle gamdan bir peygamber gelince, ötelerden Cebrail gönle iner. Düşünce Meryem gibi yüzlerce İsa'ya gebe kalır. Gecenin gizlediği hakikat nedir? Bu tepeden tırnağa kana bulanmış gök kubbeden yağan nedir? Kendi ciğerinden akan kan mıdır? Peki kader nedir? O kanı durdurmak mı? Yoksa o kanda boğulmak mıdır? Fenerizade Efendi, sana ne denli kıymet verdiğim malumun. Lakin öyle laflar işitiyorum ki aslı astırı var mıdır? Merak ederim. Hayırlar olsun inşallah. İnşallah. Rumeli Kazı askeri Ebu Suud Efendi ile nicedir aranızın iyi olmadığı aşikar. Derler ki ona bu para vakıfları mevzu sebebiyle husumet edermişsin. Doğru mu bu? Hünkârım, birçok hususta farklı fikirlerimiz mevcut. Bunun neticesinde haliyle anlaşmazlıklar oluyor. Zira kendisi bir uçta, ben bir uçtayım. Nasıl söz bu şey Rüstem Efendi? Hangi uçtaymış Hoca Çelebi? Rüstem Paşa ile pek samimiler. Aralarından su sızmıyor. Kazasker Efendi divan mensubudur. Divanı da Rüstem Paşa yönetir. Onların münasebeti neden seni rahatsız ediyor? Bir kazasker makamı icabı herkese karşı mesafeli olmalıdır. Yoksa adaleti nasıl sağlayacak? Rüstem Paşa'nın vaziyeti ortada. Her gün yüzlerce şikayet alıyorum. Peki sen hangi uçtasın? Ben her daim dini mübini İslam'ın ve İslam'a hizmet eden hanedanı Ali Osman'ın yanındayım. Rüstem Paşa gibi devlet erkanında hizipçilik edenlerden, aramıza nifak sokanlardan, rüşvet erbabından değilim. Söylediklerine dikkat et Şeyh Rüstem Efendi. Senin devlet dediğin benim. Benim adaletimi, kanunlarımı ve dahi aldığım kararları sorgu sual etmek kimin adına düşmüş? Haşa hünkârım.
Makamım icabı sizleri ikaz etmek benim vazifem. Mevlana Hazretleri, bir insanın iyi bir dostu varsa aynaya ihtiyacı yoktur demiş. Benim sana tavsiyem, Ebu Suud Efendi'yi düşman değil, kendine dost eyle. Tıpkı benim gibi. Selim'den hayırlı haberler geliyor Süleyman. Manisa halkı büyük bir coşkuyla karşılamış onu. Aslanım sana layık bir şekilde idare edecek Manisa'yı belli. İnşallah. Bayezid de öyle. Kütahya'da verdiği hizmetler herkesin dilinde övgüyle söz ediyorlar. Aslanım senin gibi kudretli, cengaver. Şehzademiz Mustafa'dan haber var mı? Hünkârım, kaptanı Derya Hızır Hayrettin Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım, sultanım. Hoş geldin kapıdan paşa. Paşam. Hünkârım, müsaadenizle ben daireme geçeyim. Arzu ederseniz siz de kalın sultanım. Zira size de veda etmek isterim. Ne vedası bu kapıdan paşa? Bu kışı burada geçirmeni istedim seni. Hünkârım, ben buraya tüm makam ve rütbelerimden azade olarak geldim. Eğer münasip görürseniz, senelerdir canı başla hizmet ettiğim vazifemden azlimi isterim. Hayırlar olsun kapıdan paşa. Nereden icap etti azini istemek? Bir müddettir saatim iyi değil hünkârım. Malumunuz belli bir yaşa geldim. Geçmiş olsun paşam. İnşallah ciddi bir şey değildir. Hekimler nicedir muayene ediyorlar sultanım. Lakin sebep nedir bulamıyorlar. Sen çekilebilirsin Hürrem. Ne hastalığıdır bu? Benim neden haberim yok? Hastalığımla sizi meşgul etmek istemedim hünkârım. Geçer dedim. İyiydim zira. Lakin geçen gün fenalaştım. Ahir dünyaya gidip gelince tamam dedim. Buraya kadarmış. Hususi hekimlerim de muayene etsinler. Elbet vardır bir çaresi bu illetin. Hekimler istirahat etmemi söylediler hünkârım. Öyle ki kadırgama çıkmam dahi yasak. Hal böyleyken makamımı layıkıyla idare etmem güç. Elden ayaktan düşmeden bu yüce vazifeyi devretmem icap eder. Ve şükürler olsun ki bu donanmayı emanet edeceğiniz Salih gibi, Turgut gibi nice yiğit reislerim var. Asıl mühim olan senin sağlığındır kapıdan paşa. Evvela hastalığın neymiş öğrenelim. Ondan sonra icap eden neyse yaparız elbet. Siz nasıl münasip görürseniz hünkârım. Hünkârım, ben de sizi ziyarete geliyordum. Hasbaş yaşıyorum. Bir şey mi oldu? Düğünüm hakkında konuşmak istediğim bir husus var. Müsait değilseniz daha sonra da... Gel beraber dolaşalım. Geçen gün Mehmet'imin türbesine gittim. Toprağına içimi döktüm. Rahatladım. Yine de canım fena yandı. Mehmet'imi doğduğu gün rüyamda görmüştüm. Tahtımın üzerinde uyuyordu. Nur gibi yüzü, saf.
Ben tahta çıkacağını yormuştum bu rüyaya. Lakin Yüce Rabbim daha ilk günden kaderini göstermiş bana evladım. Şimdi bir evladım daha olacak. Seneler sonra bir evlat daha. Her gün Yüce Rabbime sıhhat içerisinde doğması için dua ediyorum Yüce. Evladımın acısıyla düştüğüm bu karanlık çukurdan belki de çıkmam için Yüce Rabbim nihayet bana elini uzattı. Müsaadenle. Yürü. Söylediklerimle incittin mi sen? Haşa, olur mu? Cihangir'e söz vermiştim. Beni bekler. Ben tekrar yanına gelirim. Seni beklemiyordum Fenerizade Efendi. Hayırdır? Nedir sebebi ziyaretin? Hünkârım, daha evvel bana söylediklerinizi düşünmek için epey vaktim oldu. Ben bu makama siz arzu ettiğiniz için geldim. Arzu ettiğiniz vakitte giderim. Devlet işlerinde alınganlık olmaz. Sen vazifeni layıkıyla yaptığın müddetçe bu makam senindir. Rahmetli Piri Mehmet Paşa'nın benim üzerimde emeği büyüktür. Mekanı cennet olsun. Malumunuz, kendisi son büyük vezir-i azamımızdır. Hep söylediği bir laf vardır. İktidarın senden vazgeçmesini bekleme. Sen iktidardan vazgeç. Ne demek bu Şeyhülislam Efendi? Hazine mi istersin yoksa? Münasip görürseniz elbette. Allah bugün herkese sahip olduğu iktidardan vazgeçme iradesi nasip etsin. Münasiptir, hazretim. Çekilebilirsin. Kapıdan Paşa'dan bir haber yok mu hala? Nedir vaziyeti? Hekimler tetkik ediyor hünkârım. Henüz bir şey bulamadılar. Paşamız istirahatte. Rüstem Paşa'ya haber gönderin. Derhal geri gelsin. İlaveten Fenerizade Efendi'den boşalan meşiyat makamına Rumeli kazaskerim Ebu Suud Efendi'yi tayin ediyorum. Erken geldin. Tatsız bir hadise mi oldu? Müftü Efendi azlini istedi, ben de kabul ettim. Yana da Ebu Suud Efendi'yi tayin ettim. Şükürler olsun. O makamı ziyadesiyle hak ediyordu. Ben nasıl Kapıdan Paşa için üzülüyorum. İyice kötülemiş diyorlar. Ben de merak içerisindeyim. Ziyaret etmek lazım Süleyman. Senin varlığın kuvvet verecektir ona. Thank you.
Lokman Ağa. Hünkârım. Mustafa'yı çağırın, derhal gelsin. Emredersiniz hünkârım. Sultan. Hünkârımıza geldiğin haber verin. Senin tecrübende bir şehzadenin böyle bir hata yapması mümkün değildir. Maksadın nedir? Kapıdan paşaya geçmiş olsun demeye gelmediğini aşikar. Onun için gelmedim hünkârım. Vaka hastalığından haberim dahi yoktu. Mecbur olmasam ne sancağımı terk ederdim ne de payitahta gelirdim. Ne mecburiyetin olur? Kapıdan Paşa'nın kızı Mihrinisa Hatun bir müddettir sancağımda ikamet ediyordu. Çiftliğine dönerken saldırıya uğramış. Haberi alır almaz peşine düştüm. Ne işi var bu hatunun senin sancağında? Mihrinisa Hatun benim müsahibemdir. Cezayir vilayetinde hayli tecrübe edinmiş. Devlet işleriyle alakalı fikirlerinden istifade ediyorum. Kim saldırmış? Eşkıya. Yol kesmiş. Paşanın kızı olduğunu anlayınca da esir etmişler. Zorla para isteyeceklerdi belli ki. Sapanca'ya kadar iş sürdüm. Neyse ki eşkıyayı bertaraf edip hatunu sağ salim kurtarmayı başardım. Akabinde de Kapıdan Paşa'ya getirdin, öyle mi? Payitahta bu kadar yaklaşmışken kendi ellerimle teslim etmek istedim hünkârım. Zaten tesadüf etmeseydik huzurunuza çıkıp vaziyeti izah edecektim size. Hadise bundan ibarettir. Gel. Beni emretmişsiniz hünkârım. Yaklaş Mehmet Ağa. Saraydaki hizmetlerin bir yana, bilhassa sefer vakti donanmamdaki üstün gayretlerin hala aklımda. Bu sebeple seni kapıcı başım tayin etmiştim. Her daim şükrediyorum bu lütfunuz için hünkârım. Eğer bilmeden bir kusur işlediysem... Senin bir kusurun yok. Lakin bir tahkikat istiyorum senden. Defterhaneye girmen için müsaade. Enderun'dan çıkma Yeniçeri ağaları hakkında malumat topla. Nerede doğmuşlar, nerede yetişmişler, ne vakit Enderun'a girmişler? Detaylı bir telhis hazırla getir bana. Emredersiniz hünkârım. En kısa müddette hazır ederim. Lakin bu tahkikat gizli olacak. Hiç kimsenin haberi olmasın. Gel. Hünkârım, Mehmet Ağa geldiler. Gelsin. Hünkârım. Sokollu, bu ne sürat böyle? Tahkikat bitti mi yoksa? Devam ediyorum hünkârım. Ancak mühim bir kısmı tamamlandı. Arzu ederseniz takdim etmek isterim. Sizin de mensubu olduğunuz Ocak ortası başta olmak üzere... Paşa bölüğü ve diğer odalarda vazifeli Yeniçeri ağaları hakkındaki her şey bu evrakta mevcut. Öyle. İlaveten hünkârım, sarayda vazife bekleyen Enderun ağalarının da isamesini çıkardım. Herkesin ismi, cismi nereden geldiği teferruatlı olarak yazıldı. Sen de var mısın bunların içinde? Ben vazifemden memnunum hünkârım. Sarayda size yakın olmak şereflerin en büyüğü.
Başka bir emriniz yoksa... Çekil hepiniz. Bir müddet evvel Paşa bölüğünde Ali Ağa ile Rüstem Paşa arasında bir hadise vuku buldu. Malumatım var hünkârım. Devletimi idare edenler arasında böyle bir kavgaya asla müsamaha göstermem. Bu sebeple Rüstem Paşa'yı uzaklaştırdım. Ki hatasını anlasın. Ali Ağa ile alakalıysa bugüne kadar hiçbir karar almamıştım. İyi bir asker. Hayli hizmetleri olmuş kıymetli bir serdar. Lakin onun da hatasını anlaması icap eder. Öyle mi? O meselede aklandığını sanıyordum. Rüstem Paşa benim vekili mutlakım Mustafa. Hiç kimse her ne sebeple olursa olsun ona hürmette kusur edemez. Ona yapılan saygısızlığı kendime yapılmış sayarım. Anlaşılan hünkârım, Ali Ağa hakkında bir hüküme varmışsınız. Bir hüküm verdim, evet. Seni de bu sebeple çağırdım zaten Mustafa. Bu hükmü yerine getirmen için. Mustafa abi, ne oldu? Ali Ağa'yı saraya getirdiğini işittim. Neredeler? Bostancıbaşı hazır mısın? Hazırız Şehzade Hazretleri. Cellat emrinizi bekler. Allah Allah! Baş üryan, zine püryan, kılıç alkan. Bu meydanda nice başlar kesilir, olmaz hiç soran. Eyvallah, eyvallah! Kahrımız, kılıcımız düşmana ziyan. Kulluğumuz, şehzademiz Mustafa'ya ayan. Yediler.
var. Gülbang-ı Muhammed'in. Uğur-u Nebi. Kerem-i Ali Pirimiz. Sultanımız. Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli. Demine devranına hür diyelim. Siz olmasanız ne yapardım hiç bilmiyorum hünkârım. Bir başıma kaldım. Olması söz. Ben buradayım. Burası senin de sarayın. İstediğin kadar kal. Bu büyük acınıza teselli edecek bir laf bulamıyorum sultanım. Allah sabır versin. Dayanma gücü versin. Sağ ol Hürrem. Sen de ne kadar çok istemiştin tekrar bir araya gelmemizi. Kader işte. Alnımıza ayrılığı yazmış bir kere. Hünkârım. Miralem Ferhat Ağa. Bundan böyle Yeniçeri Ocağı'nın yeni ağası sensin. Hayırlara vesile olur inşallah. İnşallah. Yüce gönlünüzle bana bahşettiğiniz bu vazifeye layık olmaya çalışacağım hünkârım. Adaletimin kılıcı her daim başının üzerinde sallanacaktır Ferhat Ağa. Kulluğunun yalnızca bana ayan olduğunu unutmayasın. Ali Ağa'nın akıbeti sana ve dahi erkan-ı devletime ibret olur inşallah. Anlat Yakup'a. Şehzade Mustafa, ihanetle isyana tahta çıkacağıma ölmeyi yeğlerim dediler hünkârım. Sultan Süleyman'ın oğluna ne cüretle böyle teklif yaparsın diye üzerime yürüdüler. Canımı zor kurtardım. Neredeyse kendimi alacaklardı. Oğullarıma itimadım tam. Lakin bu son hadisede anladım ki onları hayli ihmal etmişim. İçiniz rahat olsun hünkârım. Şehzadelerimizin her biri ayrı bir mücevher. Bazı zaman sizi üzecek işler yapsalar da zinhar kötü bir niyetleri olmaz. Öyle. Ancak bir gözüm onların üzerinde olacak ki böyle hadiseler tekrardan vuku bulmasın. Merakımı mazur görün hünkârım. Benden ne yapmamı istiyorsunuz? Şehzadelerimin sancaklarında ulaşacaksın. Kimliğini açık etmeden onları gizliden teftiş edeceksin. Bilhassa ahaliyi dinle. Şehzadelerimden memnunlar mı? Sıkıntı yaratacak bir vaziyet var mı? Lalaları ne vaziyettedir? Şehzadelerimizi kimlere emanet ettik? Öğrenelim. Emredersiniz hünkârım. Derhal yola revan olurum. Bu vazife için sana 100.000 akçe tahsis edildi. Nasuh, senden tek bir isteğim var. Acımasız ol. Doğrusuyla yanlışıyla her şeyi bana anlat. Sen benim gözüm kulağım olacaksın. Serhat boylarındaki sancakların ziyaretlerim oldu. Vaziyet hakkında teferruatlı bir talih yazdırıyorum.
Bilal'e arz edeceğim. Âlâ. Şalken ve Ferdinand'dan ne havadisler getirdin? Rahat duruyorlar mı? Başlarını kendi topraklarının dışına çıkaracak kadar cesaretleri kalmış mı? Akıncılarımızda münferit hadiseler oluyor. Lakin sulh işsizlikleri için ciddi bir mesele yok. Ancak Fransa kralı hakkında iyi şeyler duymuyorum. Ne olmuş Fransa kralına? Fransa kralı Fransa'nın hasta olduğunu söylüyorlar. Vaziyeti ciddi olabilir. Derhal bir çavuş gönder Fransa'ya. Vaziyet neymiş öğrenelim. Emredersiniz. Yokluğunda cereyan eden hadiseyi işitmişsindir. Maalesef hünkârım. Neyse ki sükunet sağlanmış. Adaletinize bir kez daha hayran kaldım hünkârım. Lakin meramı bağışlayın. Azilini isteyen Hızır Hayrettin Paşa'nın yerine henüz kimseyi tayin etmemişsiniz. O hususta henüz bir karar vermedim Rüstem Paşa. Doğrusunu siz bilirsiniz hünkârım. Lakin önümüzdeki günler çok şeye gebe. Akdeniz yeniden ısınabilir. Bir an evvel yeni kaptanı Derya'nın vazifesinin başına geçmesi lazım.